Herkese merhabalar. Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz çıtır çıtır harika bir simit tarifini hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Videoyu detaylarıyla sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyumu alacağım. Ondan önce bir tatlı kaşığı kadar tereyağını sütün içerisine ilave ediyorum. Daha sonra 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı maya kullanacağım. Suyun ve sütün mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Aksi halde mayalanma işlemi uzun sürebilir. Malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisindeki şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı detaylarıyla sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra üzerine toplamda 3 su bardağı unun ilk etapta yarısını ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığından daha az miktarda tuz ilavesi yapıyorum. Yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Yapımı oldukça kolay bu tarifi herkes evlerinde gönül rahatlığıyla deneyebilir. Bu tarifi iki katına çıkarıp daha fazla miktarda simitler elde edebilirsiniz. Bütün hamurlarda olduğu gibi bu hamurda da hamur ne kadar güzel yoğurursa o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Bu yüzden hamur güzel bir şekilde yoğuralım. Onu gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. Hepsini birden koymayalım. Hamur yoğurma kabın içerisinde toparlana kadar bu işleme devam edeceğim. Daha sonra masanın üzerine alıp daha güzel bir şekilde yoğuracağım. Ve artık gördüğünüz gibi hamur yeteri kadar toparlandı. Masanın üzerine bir miktar un serpip hemen hamuru masanın üzerine alıyorum. Tamamıyla özelleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar yoğurduktan sonra bir top haline getirip tekrardan yoğurma kabına geri alacağım. Üzerini bir streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakacağım. Önemli püf noktalarından bir tanesi çok iyi bir şekilde mayalanmasıdır. Aksi halde istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz. Ben hamuru yeteri kadar mayalandırdım. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde göz göz olup mayalanmış durumda. Seri bir şekilde hamuru masanın üzerine alacağım. Masanın üzerinde içerisindeki hava tamamıyla çıkana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Bu şekilde yaptığımız zaman içerisinde maya kokusu çok daha az miktarda olacaktır. Yeteri kadar havasını aldıktan sonra hemen gelişi güzel parçalara ayırıyorum. Toplamda 6 adet beze elde edeceğim. İstediğiniz büyüklükte parçalar alıp bezeler haline getirebilirsiniz. Elimde bir yuvarlak haline getiriyorum. Bu şekilde hamurumuzu daha kolay toparlayabiliriz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına her zamanki gibi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırlayacağım. Tamamının eşit olmasına özen gösterelim. Ben bezelerimin tamamını hazırladım. Hemen hepsini bu şekilde bir rulo haline getiriyorum. Bu şekilde yapıp hazırladığımız zaman uzun uzun açmamız daha kolay olacaktır. Tamamını aynı şekilde bir rulo haline getirelim. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emojili bir bırakırsanız çok mutlu olurum. Tamamını aynı yöntemle bir rulo haline getiriyorum. Ben hepsini hazırladım. Hemen uzunca bir rulo haline getirmeye başlayacağım. Elimi şöyle bir yağla ıslatıyorum ve olabildiğince uzatmaya özen gösterelim. Ben yaklaşık 60 santim çapında açtım. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ne kadar uzatırsanız o kadar güzel olacaktır. Katları ve şekilleri daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimi arada sırada yağ batırarak açma işlemine devam ediyorum. Elimizi mutlaka yağlamaya özen gösterelim. Aksi halde hamuru açtıktan sonra birbirine yapışabilir. Bu yüzden şekiller ortaya çıkmayabilir. Yeteri kadar açtıktan sonra hemen içeri doğru katlayacağım ve şeklini vereceğim. Oldukça kolay bir tarif. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde ikiye doğru katlıyorum ve altından geçirerek şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir tarif herkes bu tarifi evlerinde çok rahatlıkla yapabilir. Bir tarafını yaptıktan sonra diğer tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Arada sırada elimizi yağlamayı unutmayalım. Şekillerinin daha güzel çıkabilmesi için mutlaka Yağlama işlemi yapalım. Sonunda iki ucu birbirine birleştiriyorum. Ve şeklimi veriyorum. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hemen sizlere daha da yakından bir iki tane daha göstermek istiyorum. Seri bir şekilde hazırlayacağım. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işaret olursa Yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uzun bir rulo yaptıktan sonra hemen iki tarafını birleştirdim. Şeklini yapmak gerçekten çok basit. Son kez bir daha sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Ortası ne kadar boşluk olursa o kadar güzel olacaktır. Aksi halde kabardığı zaman birbirine yapışabilir. Sonunda uçlarını birleştirip hemen kenara alıyorum. Ben tamamını aynı yöntemle hazırladım. Hemen içerisindeki şurubunu hazırlamaya geçelim. Yarım çay bardağı su, 3,5 yemek kaşığı kadar pekmezi su ile birleştiriyorum. Su ve pekmez tamamıyla özleşene kadar karıştıracağım. Önemli püf noktalarından bir tanesi bu noktasıdır. Mutlaka pekmezle suyu güzel bir şekilde özleştirelim. Gördüğünüz gibi pekmezi suyun içerisinde açıyorum. Seri bir şekilde karıştırma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar açıldıktan sonra hemen sizlere kavrulmuş susamı da göstereceğim. Eğer ki evinizde kavrulmuş susam yok ise normal susamı ocakta bir miktar kavurup bu hale getirebilirsiniz. Pekmezli şurup ve susamı hazırladıktan sonra hazırlamış olduğum bezeleri ilk olarak suya, daha sonra susama batırıyorum. Her yerine gelecek şekilde susama buluyorum. Önemli püf noktalarından yine bir tanesi her yerine eşit bir şekilde susamın gelmesidir. Özellikle simitte bu çok önemlidir. Yeteri kadar susama batırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Bu tariften bol miktarda yapıp derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp ısıttığınız zaman ilk tazeliğini koruyacaktır. Bütün hamurlarımızı aynı yöntemle hazırlayalım. hazırladıktan sonra tepsi mayalanması için yaklaşık 15-20 dakika boyunca dinlendireceğim. Susamların geçmemesi için üzerine bez sermedim isterseniz bez örtebilirsiniz. Ben artık yeteri kadar mayalandırdım. Hemen aralarındaki boşluğu sizlere göstermek istiyorum. Aralarındaki boşluk bu şekilde beyazlamışsa mutlaka yeteri kadar kabarmış demektir. Tepsi mayası da olduğuna göre önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 20 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olalım. Ben artık simitlerimi pişirdim. Hemen sizler alıp bir tanesini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir tarif oldu. Çok fazla dinlendirme fırsatım olmadı. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca bekletirseniz çok daha çıtır çıtır olacaktır. Fırından çıktıktan sonra mutlaka beklemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir tarif oldu. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere şöyle birkaç tane daha göstermek istiyorum. Bugünlük de bir tarifim daha sona yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.